Herkese Berit ekranlarından merhaba efendim. Bendeniz Eda Kandulu. 45 dakika ara programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda inanılmaz bir isim var, ikonik bir isim var. Hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denince aslında ilk akla gelen isimler arasında yer alıyor. Benim için özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde tanıtan Miss Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzellik Yarışması'nın kurucu başkanı Bülent Günkut bizimle efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Yaklaşan kışın getirdikleriyle ses kontrolü, sağlık kontrolüyle hayata devam ediyoruz. Bu ilerleyen yeni yıla doğru haftalarda. Geçmiş Öğretmenler Gününüz de kutlu olsun efendim. Çok bir öğretmensiniz aynı zamanda. Tabii. Hani biliyoruz ama aslında o kadar güzel şeyler sığdırdınız ki yaşam öykünüze. Birazcık evet. Bunlardan bahsedebilir miyiz? 40. senesini kutluyor. Hani Cumhuriyet'le de birlikte. Sizden dinlemek istiyoruz bu inanılmaz yaşam öyküsünü. Tabii ki şimdi 40. yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 15 Kasım 83 dedik, yola çıktık. Ama tabii ki biz bu heyecanın öncesinden de yine Kıbrıs sevdalısı duruşumla hep bu faaliyetler ve etkinliklerin içerisinde küçük kıpırdanışlı nüveleriyle öncesi de vardı. Ama zaman 40. yılını kutlayan 15 Kasım'ın ilanından sonraki, çünkü biz 40 yıl önce bir 20 Temmuz sabahına 1984 yılında ilk Miss Kuzey Kıbrıs'la uyandık. Öylesi bir organize olmuştu, anlamlı da olsun diye. 19 Temmuz gecesi finali başlattık. 20 Temmuz sabahına ilk Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi dedik. İyi saatte olsunlar. Hülya Arçay, Emine Canbaz, Nilgün Atagür üçlüsü. Bu tacın diğer finalist 27 dolayında da, çünkü 40 yıl önce sevgili Eda ön eleme de yapmıyorduk. O yıl bu güzel çağrımıza ilk kez de düzenlenecek diye katılan, değer veren, çünkü çok özel kurum ve kuruluşların desteğiyle bir yolculuktu. 40 yıl önce bile ciddiyeti hep saygın Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Varlık Kulübü, Yardımsevenler Vakfı gibi ve de Devlet Protokol Müdürlüğü'nün de feyiz vermesiyle bana o yetkiyle başlayan bir yolculuktu. Bugün bile hatırlattın, çok duygulandım. Öyle. O gün bugün 40. yılını gördük. Şükürler olsun. Çok şükür. Ve aynı kararlılıkla, istikrarla, şimdi de hükümetlerin de en çok kullandıkları tümcelerden biri olan istikrarla da Bülent Günkut'ta ekolünde yılmadan, usanmadan 40. yılıdır Miss Kuzey Kıbrıs'ı. Arada 25 yıllık, çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs'ı var. Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile beraber. Miss Kuzey Kıbrıs'tan 2 yıl önce başlayan ve dünyadaki en uzun soluklu yarışmalardan biri olan Yılın Genç Kızı, Yılın Genç Erkeği var. 1982 yılıyla başlamıştı o. Peki bir şey soracağım. Bu güzellik yarışması fikri. Hani bir ikol diyorum ben. İkonik bir isim oldunuz Bülent Bey. Yani şimdi dönüp tarihimize baktığımızda aslında bu yaşam öyküsüne çok fazla şey sığdırdınız. Evet. Ve sizinle çalışmak da ayrıcalık diye düşünüyorum ben kendi adıma. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü gerçekten hani dönüp bakıldığında ilk başta ne düşündünüz? Nasıl doğdu bu fikir? İlk önce çok sosyal, çok faal bir çocukluk dönemim oldu. Evet. Bu gelecek yıl Allah nasip ederse 70 yaşımda oluyorum. Evet. 2024'te. Dolayısıyla artık o dolu dolu yıllarımın 15 yaşlarım falan, dahası küçük yaşlarımdan bile hep güzelliklere aşık, hep Türkiye'mizde
ve dünyada devam eden kaliteli güzellik yarışmalarını birebir takip edip neden bizde yok, niye adamızda yok diye onun tatlı burukluğu içinde idim. Ama 1970 yılında henüz lise öğrencisiyken ben Kasaba Deniz Festivali'nde güneydeki Larnaka'nın ilk Kıbrıs Türk Güzeli çağrısını yaptı. O zamanki toplumumuzun sesi gazetelerimiz bir çağrı yaptı. Bazı kadın kurum ve kuruluş derneklerimiz de. Ve çok uzun yıllar önce 1970'te bütün adadaki Kıbrıslı Türk kızların güzellik yarışması Larnaka'mızda Yalçın Sineması diye bir sinemamızda hayata geçti. O gün bugün çok duygulandım. O kadar bir de seviyordum ki kendi benden bir yaş küçük kız kardeşimi de o yarışmaya koyduk. Gerçekten. Aday olarak. Evet, yüreklenmek, işte kasabayı temsil etsin diye. Tabii kasabadan 3 dolayında başka diğer arkadaşlar da girmişti. Şimdi onlar da böyle hep bu güzel 70'lere doğru yaşlarda ama çok özel duruşlarda hanımlar hayatta. Diğerleri de öyle. Belki bu yolculuğumun bir nüvesi oldu. Ardından geçen yıllarda Mutlu Barış Harekatı 74 üniversite hitamı içimde ukde kalan 70'teki 72'deki iki güzel yarışmalar var. Çünkü Kıbrıs Türk toplumu bunları denedi. 72'de de Saray Otel'de bir tanesi yapıldı. O da çok muhteşem geçti. Çok saygın şimdi yaşayan bir kraliçesi var. Onun da ve diğer finalistleri de var. Onlar da hayatlarındaki güzel edinimler olarak tutuyor. Ben artık bunu Cumhuriyet'in ilanında zaten defileler 80'li yıllarda, 81'lerde artık kız enstitülerinin, kız meslek liselerinin veya köy kadın kurslarının eli yüzü düzgün kızların, hanımların, yeni gelinlerin yürüdüğü bir olaydan çıksın diye bir ışık gördüm. Modellik başlasın dedik, defileler başlasın dedik ve 82'de bunu ilk yılın genç kızı, yılın genç erkeği denedik İskele Festivali'nde. Drigomo idi o zamanların İskele şimdi ilçelerden. Ve o gün bugündür Cumhuriyet'in ilanında artık Türkiye'de de Miss Turkey en güzel yıllarıyla devam ediyor. Çok kaliteli duruşlarla, çok değerli, unutulmaz sunucularıyla. Tabii tabii. Diye biliyorsunuz, direkt ilgi ve alakadasınız. Rahmetli Halit Kıvançlar falan, Orhan Boranlar, hiç unutulmaz tabii değerler. Korhan Abaylar, benim onlardan Bülent Günkut artık Kıbrıs Türk toplumunun güzellikleri yaşayıp yaşatmaya ihtiyacı var dedim. 40 yıl önce çok büyük direniş gördüm devlet protokol bundaki abilerimden. Birçoğu yaşıyor, birçoğu Allah rahmet eylesin. Ama o zaman rahmet ve saygıyla anacağım rahmetli Yılmaz Ağaoğlu bana güvendi, destek verdi. Devlet protokolda, tanıtmada, Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi olarak. Ve önünü açtılar. 80'lerde giden yok. Korktunuz mu peki? Yani korkmak. Bülent Bey, yani hani şu şekilde savaştan çıkmış bir toplumdan bahsediyorsunuz. Tabii ki. Hani bir direniş diyoruz. Günümüzde bile hala daha bakıldığında bazı şeylere direniş gösteriyoruz. Belki ayak sürüyoruz bir yerde. Tabii. Ve hani tedirgin oluyoruz bir şeye bile başlarken, hani adım atarken. Tabii ki. Acaba bir fiyaskoyla sonuçlanır mı? Hani ben bir şeyin arkasından koşuyorum, inanıyorum ama bir terslik olur mu? Bir tedirgin oldunuz mu? Yoksa ilk baştan itibaren hep dediniz ki olacak. Tedirgin olmam 40 yıl önceden bahsedeceksek. Tabii ki. Acaba
adaylar kim olacak? Hı hı. Neticede Kıbrıs Türk güzeli olacak. Tabii. Mis Kuzey Kıbrıs olacak 84'e tabii. göre. Hadi Savaş öncesi adları Kıbrıs Türk güzeliydi. Ada geneliydi. İki bölge değildik. Tabii. Herkes bölgesinden Baf Kurtuluş Lisesi'nin güzel kızları, Limassol 19 Mayıs'ın hep böyle. Namık Kemal'ın, İskele Bekir Paşa'nın gibi güzel kızlarla Lefke Gazi'nin ama 84 yarışması çok özeldi, çok heyecanlı. Gelecek adayları bekledim. Tabii. Kendimden sunucu ve koreografi olarak hiç korkum olmadı. Çünkü ilk sunuculuğumu bir disco dans yarışması gecesinde yaptım. 80-81'ler. Kaç yaşındaydınız? Çok küçük. Yani küçük değil, yeni evliydim. 81'de evlendik. Muhtemelen 30'u görmemiştim. Aa. 30'u görmemiştik. Eşim de çok duruşlu bir kadın. Tabii her zaman yanınızda. Zehra Hanım da yanımda, bana hiç engel olmadı. Sunuculukta tedirgin oldum mu? Oldum. Çünkü Allah rahmet eylesin, o yıllardaki adadaki tek sunucu Hüseyin Kanatlı abimdi. Allah rahmet eylesin. Onun gelemediği, bir aksiliğin çıktığı bir İskele Festivali idi. Belki 81'di yıllardan. Aman baktık telefonlar geldi, haberler geldi. Hüseyin abi gelemeyecek. Organizede de ben ve bütün kasabanın sosyal komite gençleri hep 30'u görmemiş. Hep beraber. Ne yapacağım Bülent Günkut? Zaten okul yıllarında da müsamerelerdeydin. Ege'de yıllarca Kıbrıslı Türk Gençlik Günleri düzenledin, okul gezileri düzenledin. Dönemin mikrofon ve ses, ışık sistemiyle her şey böyle ilkel, o yıla ait böyle. Ben hep gaminotto derim. Böyle mevzi ışığı gibi yanan birkaç ışık. Uzun bitimsiz bir kablosuyla, isterse bazen sesi giden mikrofonlarla tahmin ediyorum. Fırladım ve çok yoğundu. O yıllar çok modaydı 81'lerde. Disko dans yarışmaları gençler arası. Onu başarıyla sonuçlandırdım. Çocuklar yarıştı. İşte yarı finaller kaldı. Dereceler bir daha oynadı. Önünü açtık. Dolayısıyla artık 84'te, tabii 82'de de yılın genç kızı genç erkeğinde bir değil. Kendi çocuğum, kendi organizem diye. Onu hep kendim sundum, hikayeyi bildiğim için. Nasıl yaşatıp, neresinde duracağım, neresinde genç bir kızı. Çünkü gençlik yarışmasının konsepti çok zor. 13-19, teenager olduğu için 13-19. Ona 20 olmuyor, 12 de olmuyor. 13-19 gençleri 37 sene yarıştırdım. Bu pandemide durduk. Hı hı. 4 yıldır da kalkamıyoruz. Bilmiyorum. Bu yıl kalkarım artık inşallah. Pandemide durduk. Son gençleri 2019'da seçtik. 20, 21, 22, 23'ü pandemi kisvesi altında yapamadık. Hı hı. Ama ben Miss Kuzey Kıbrıs'ı bir yıl durdum pandemiden dolayı. Ha. 21 Miss Kuzey Kıbrıs'ı antijenlerle, testlerle, davetliler, finalistler, biz 2021'den itibaren yapmaya devam ediyoruz. Adayı da tanıtıyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hani böyle güzelleriyle seçerek, sık eleyerek, sık dokuyarak bence ilerliyorsunuz. Belki de bu başarının öykü bakıldığında, hani bu başarı öyküsüne acaba bununla da alakası var mıdır? Hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtan, anons ederken de öyle söyledim affınıza sığınarak. Teşekkür ediyorum. Çünkü ben hatırlıyorum. Hani basından da görüyorduk, kanallardan tabii. izliyorduk.
gazeteler, şimdi artık o sosyal medya gazetelerine döndü hani. Ama aynı şekilde sizin hani... Kandolu ailesi beni çok seven bir ailedir. Ben hep hatırlıyorum yani. Siz ve araçta da ama. Mesela sizin evet. ismin şeyinizi hatırlıyorum, sesiniz. Aslında evet. imzanız, bir de öyle bir öykünüz var. Aynen, çünkü 30 yıl o da. Gün kutla 5 çayı. Aynen. Bir de öyle bir şey var 2024, yani. 2024 o da Bayrak FM'imiz biliyorsunuz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun üyelerinden birisi. Aha. 2024 girdiği andan itibaren de 94'ten beri o da 30 yıl olacak. Gün kutla sesiyle 30. Evet. yıl radyoda Allah nasip ederse. Bu yüzden o da halkımla bütünleşmiş. Evet. Ki o kadar kendini açtı ki internet ortamında artık bulanlar Amerika, Avustralya, İngiltere full, İskoçyalara kadar Türkiye bütün güney kıyılarıyla herkes dinliyor. Yani isminizi hani acaba bir çalışma yaptınız mı? Onu merak ediyorum. Yani sizden öğreneceğimiz, aslında eminim seyircilerimiz de aynısını düşünüyordur. Sizden öğreneceğimiz, alacağımız çok şey var. Şimdi acaba bir çalışma yaptınız mı şey olarak diyorum, mesleki olarak. Evet. Hani ben 5 sene sonra burada olmak istiyorum. Bu yatırımı kendime yapacağım. Çünkü zor bir iş, radyoculuk da zor. Güzellik yarışması, organizasyonlar zor. Sunuculuk işi zor. Hani bir planlama yaptınız mı? Mesleki, stratejik tabii olarak. Tabii ki neticede 43 yıl olarak ben duruyorum. Bu 43 yılda biz daha iyi yaparız diye çokları çıktı karşıma. Çeşitli gençler, çokları Türkiye'den geldi, hı hı. inadına Kıbrıslı yapamıyor. Kendilerine göre röportajlar buldular, kendilerine göre canlı sohbetler buldular. İşte yani kötüleyici, hı hı. önünü kesecek duruşlarla. Yıl oldu, 8 ajans daha oldu adada, hı hı. siz büyürken. Doğmadan bile 80'li yıllarda, belki 90'larda. Hiç yılmadım. Çünkü biz sevgili Eda 45 dakika ara bir uzun bu öyküye sığmaz hayatım ama biz bunu part part yapalım olmaz mı? Bana uyar yani. Çünkü benim bu 43 yılda ajansa da soyadımızı verdik. Hı hı. Çiçek, böcek, duruş vermedik. Kavram vermedik. Gün kut dedik. Hı. Bu yüzden bu ajansın çöküşü de yükselişi de bu insanların soyadıyla olacaktı. Aha. Gün kutlar da şu anda da 4 kişilik bir gün kutuz. Aha. Eşim, 2 oğlumla. Böyle yani hedef çok belirledim. Her yıl bir önceki yıldan çok iyi olacak diye. Bugün espriyle söyledim ama 2024'te 70 diyecek Allah'ım ömür verirse bana. Amin. Yaş olarak. Amin. Şimdi o 70'e Bülent Günkut bu tempoda giderse bütün dostlarım, dost kalemlerin ve veya çok yetenekli duruşlar da yanımda 70 adlı bir kitabı yazılıyor. Ay ne kadar güzel. Evet, bunu size özel söylüyorum. Başka bir yerde dile getirmedim. Ziya Tunaç'ı çok seviyorum. Sen de beni çok seven bir Edasın. Tebrik ediyorum. Bu arada bilmiyordum. Allah nasip ederse doğum günüme 3 Haziran'a 70'in yayımda elinizde olması lazım. Özel bir etkinlik düzenlemeyi düşünüyor musunuz? İnşallah. Tabii ki. Bununla davet, ilgili. Şık bir davetle dostlarım yanımda kitaba katkı koyacaklarla, sizlerle. Tabii ki isterim. Çünkü beni bu güzel yüreklerle, bu güzel röportajlar, bu güzel kalemler de destekledi, destekleyenler olarak. Tabii ki onları hep yanımızda görmeyi planlarız 3 Haziran'a. Tabii ki mutlaka. Başarı öyküsünü hani böyle de evet, nasıl şey oldu? Yapmak. Çünkü çok farklı bir hayat hikayem var. Yaşamımın ilk 20 yaşı, ilk 20 yılı işte 54-74 Larnaka'da. Benim Larnaka'da çok özel bir çocukluğum geçti. Çok özel bir ergenlik, ilk gençliğim geçti savaşa kadar. İnanılmaz, hep kendi romantizmimde bir deniz kasabası diye geçtiğim bir
şehir adı, kasaba adıdır Larnaka. Oradaki ben yaşlarım, şimdi son kalanlar ve de o kasabayı bilmeyip ama anne babalarından duyaraktan bize yetişen çocuklarımızı bile çok yürekli seviyorum. Larnakalı olmanın gururuyla. Kitabımda onun var alıntılar. Bütün geçen şimdiki 40 yılın, 50 yılın 74 Savaşı'na göre yolculuğu var. Bu sorduğumuz, merak ettiğiniz bütün duruşlar var. Çünkü Günkut Ekol dedik, ikonumuzsunuz dediniz. Tamam. Ama bu bir aidiyet meselesidir Eda. Yani herkes sen olamaz. Kimisi inadına, ısrarla olacağım diye. Halbuki burada senin bir büyük babanız var, abiniz var, hocanız var. Tamam. Kullanın. Ben rahmetli Hüseyin abiye göçene dek, Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin, saygıda bir kez kusur etmedim. Her daim. O da gözünü yumana kadar, Allah rahmet eylesin, hep beni, biz halef selefiz. Biz halef selefiz. Kaç ortamda söyledi bunu. Bu yüzden bu bir aidiyettir. Öyle de. Sunuculuk konusunda. Benim diğer yanlarım, koreograf olmam, organizatör olmam, benim arada öğretmen emeklisi olmam, endüstri mühendisi olduğum halde ileriyi mühendislikte göremedim. Pedagoji yaptım ve Turizm Koleji'nden emekli bir işletme ve turizm hocası olarak radyoculuğu unuttunuz. 30 yıl radyoculuk, 94'te başladık ki ben radyoculuğa o kadar aşıktım ki 94'te bir fiil alındım da 94'e kadarki yıllarda Nasıl oldu? Nasıl başladınız ona? Nasıl bir teklif geldi? Ne oldu orada? Orada biz 74 Savaşı'nda üniversitedeydim ama tamam. Lefkoşa Türk Lisesi 72 mezunuydum. Tamam. Çok özel bir bölüm, çok özel bir dönem. Şimdikiler hep muhteşem isimlerle böyle bu toplumda değer olarak bu sahne sanatlarında çok ünlü arkadaşlarla siyasette, politikada da onların bir dönemiydik. Ama ben 72'ye kadar modaydı da yoklanma olduğu halde bile Mausa kapısında hep öğrenci mücahitlikte yaptığımız için lise 3'lerde son sene hep Lefkoşa Larnaka yolunu otobüslerle gelip giderdik. Bu gelip gitmelerde o kadar radyo aşığıydım ki Hüseyin abinin plak yarışına sevdiğimiz şarkılar listeye girsin diye durmadan kupon toplar, bütün Girne kapısında kupon doldurduk vatandaşa. Ting ting posta kutusuna koşturur, berete postanın üzerindeydi, orada bırakırdım. Hüseyin abinin ilgisini çekmişim, rahmetliyim. Bu çocuk çok lise öğrencisi daha, bizi hiç boş bırakmaz, girer, kazanır, armağan, şarkıları, plak yarışına girer diye. Bir gün canlı programa çağırdı beni, böyle küçük bir şey söylesin, modadır ya. O oldu. Girdiğimde hiç durmadım. Bak ne güzel bir konuya değindin Eda. Bana da hatırlattın. Yine rahmetli Sevilay Direkoğlu ablam. En güzel yıllarıydı Güzide Tunç abla. Rahmetli Sevilay abla gördü beni. Sevdi de herhalde girişken olduğum için. Bülent gel okuldan sonra bize. Ben sana kurs vereyim. Boş saatlerimde, programım olmadığında gittim. Bir dönem kurs aldım. Mikrofon adabı, işte uzatmalar, kısaltmalar. O zamanlar korkunç sansürler vardı. Atıyorum jeans diyemezdin, kolinos diyemezdin, diş macunu, jileti falan. Böyle BRT yıllarıydı 70'ler. O kıstaslarda bana çok güzel, sonra bir de yazılıydı. Doğaçlama radyoculuk yoktu. Her şeyini yazacaktın, yazdığını okuyacaktın. Gerçekten. Evet. Yani onaya mı gidiyordu yazdıklarına? Onaylardan geçiyor. Evet. Bu seslere, aha, ünlü hanımlara, beylere hep atıyorum işte Hüseyin abinin, aha, sadece şey değildi,
isimler, benim şimdi 5 ayında 3 dakikada 8 ismi alıp vatandaştan hikayesini kendim doğaçlama götürdüğüm, o 40 yıl önce yoktu onlar, 30 yıl önce. Onlar hep yazılırdı. Doğaçlama programı yoktu da. Çok zormuş aslında hani. Sevilay abla bana rahmetlik bir arkadaşının bir böyle güzel bir kadın hafif program, magazinsel bir programda bir sayfa verdiydi. Daldan dala dediler, bir şey dediler. Ben orada okuya okuya üniversiteden sonra da böyle ilerledim. Peki beş çayı nasıl doğdu? Günkutla beş çayı. Günkutla... Adı nasıl çıktı mesela? Neden Günkutla beş? Hani o da bir ikon. O nasıl doğdu mesela? Evet, beş çayını çoğu da kullandı. Ama sizin gibi olmadı hiçbiri. Yani olmadı. Sizin başka olmadı. Bir şey hani. Zaten benden sonradır. Ben birinden almadım. İşte nasıl doğdu o isim? Nasıl oldu? Onu mesela çok merak ediyorum çünkü o çocukluğumun da hani anısı ya. Beş çayı önce çok daha tatlı bir espriyle başlamıştı. Bayrak FM'in kuruluşuyla ilgili. Öncesi, beş çayından önceki bu 30 yıldan önce, yani 94'teki BRT maceramdan önce de 90'lı yıllarda televizyona el attım. Hı hı. Orada önce Cemal Yıldırım, sonra Ziya Tunaç'la başlayan yolculuklarımız vardı. Onlarla Daldan Dala diye muhteşem bir magazinim vardı. Ama tabii o 30 yıl öncenin, kusur yıl öncenin teknolojisiyle ama çok da yürekli yapımcılar, yönetmenler olduğu için her ikisiyle de çok tatlı. O nasıl bir programdı? Daldan Dala adı üzerinde bütün magazinlerin içeriklerinin Daldan Dala benim yorumumla aktarılması. Oturuyordum bir koltuğa veya Blue Box yapıyorlardı. Tabii Blue Box'ta boyamalar da o kadar olmadığı için ben Joker gibi boyalı da böyle hiç unutmam onları. Hep Cemal da buldu, Ziya da arşivde. Ben böyle boyalı hep, çünkü Blue Box rengini de anlayamayız. İşte yok mavi olmayacak, yok şu falan filan. Orada Daldan Dala işte tabii ajansın en yoğun gün yılları diye her hafta bir özel giyim evinin bir özel turistik tesiste moda çekimi bir bölüm. Bir bölüm işte dönemine göre uygun birinin böyle mini bir sohbeti. Bir bölüm yönetmenlerim kendileri toplardı adadaki yeme içme gezmelerden. Böyle sevimli bir programdı. Çok keyifli bir şeymiş. Niye bıraktınız onu Daldan Dala'yı? Yani teknik imkansızlıklar vardı. Evet. Bir de ben 95 yılında artık tam kadro liseye öğretmen geçtim. Bu yüzden bir televizyona o kadar adapte kalamazdım. O kadar ki beş çayı bir dönem televizyonda da oldu. Ama çok kısa. Çünkü 8 tane klip. Zavallı Bülent Günkut. Her hafta 8 tane klibi oynada oynada millet anlayacak zaten. Türk bir yenilik yok, bir doğaçlaması yok diye. 8 tane klip var. Yok izin hakkı, yok telif hakkı. Biz 8 tane klibi oyna oyna. Çok güzel Mausa'dan işte bir firma bana oturma setleri hediye bilmem ne. Onlar da kaldı BRT'mize. Güle güle kullansınlar. Böylece bizim bir de küçük beş çayının canlı televizyon hikayesi de var bu 30 yılın içinde. Nerede kalmıştık? O beş çayı nasıl doğdu? Nasıl doğdu? Radyoda. Radyoda. Radyoda 94'te bu ön mini programlarım vardı ya. 94'te başlarken 20 Temmuz sabahı başlayacağız. Ne olacak? Kozan idarecimiz İsa Atta olsun, daha arkadaşlar, Eraltlar falan hep dediler, Bülent abi başlaman lazım. Senin de akışın, gidişin, halkla bütünleşmen sana sabah prime time'lar uyar. Tamam. 9-12. Yanlışım da olmasın. Ya da 9-11. 2 saat alabilir misin? Alayım. 2 saat seninle uyansın, seninle işe gitsin insanlar. Mutfağında veya evinde. Ne olacak? Gene biz yaratıcı gücümüzle sabah kahvesi dedik. O da Bülent Günkut babadan bir isim. İlk sabah kahvesi diye başladık. Fakat
bir yıl gitti. 94'ten 95'e. 95 Eylül'ünde Katrolu Eğitim Bakanlığı'na çağrılınca artık sabah kahvesi ben sabah dersindeyim. Olmaz. Yüzlerce öğrencimle diye. Ne yapacağız? Arkadaşlarla kıvrak bir zeka. Olmaz dedik. Arkadaşlarla da hep yönetmenlerle. Tabii okula gitmeniz gerekiyor. Okul var. Sen de ama sesini de mahrum bırakma. Ne yapalım? Salı Perşembe. O hiç 30 yıldır değişmedi. Çok iktidarlar değişti. Çok çıkmazlara girdiler. Salı Perşembe olmasın, bugün olsun dedim, yok. Salı Perşembe 5-7 ya da ben yokum. Biraz o tatlı kaprisi yaptım. Adı ne olacak? Dedik 5 çayı. 5'te başlar. Dünyaca ünlü, ta İngilizlerden yola çıkılan herkes, İngiliz'i, Türk'ü, Müslüman'ı, gayrimüslimanı hep 5 o'clock tea'yi yapar. 5 çayını ve Günkut'la 5 çayı başladı. Oo, ismi de öyle doğdu öyle. Hani. Yani bizden. Bir çok yerden güzelmiş. Almadık. Öylece de gitti. Hiç değişmedi. Zorlandığınız oluyor mu yayın sırasında bazen? Hiç. Aksine biterken ben bu güzel insanlardan, şimdi inşallah sen de öyle olacaksın. Radyocusun. Önün açık. Benden sana bir ağabey notu olsun. Sevmekle başlar bütün yolculuklar. Bunu tut ve gör, hiç sırtın yere gelmez. Ben hep yazda 7'ye doğru, kışta 7'ye doğru hep üzülürüm. Gene bitiyor diye. Yani çünkü gelecek sürpriz bir telefon bekliyorsun. 30 yıl benimle büyüdü, benimle doğum yaptı, benimle evlendi, benimle ayrıldı, benimle Allah rahmet eylesin kayıplar yaşadı. Kayıplar yaşadı. Bütün ikilimler, bütün büyük travmalar bende. Sırf o 30 yıl radyodayı yazsam Sefiller romanı gibi 8-10 cilt çıkar. Unutamadığınız bir anınız var mı peki? Ölenleri hiç unutamadım. 30 yılın farklı yıllarında beni severek, beni dinleyerek rahmete kavuşanlara çok üzülürüm. Çünkü gözleri görmeyenim ama vardı. Rahmetlik oldu. Alzheimer hastalıkları vardı. Rahmetlik oldu. Türlü türlü. Hep benimle psikolojik bozukluklar vardı o kapalı karanlık odasında. Aydınlığı o telefondu. Benimle paylaşacağı bir şarkı arası, küçük bir sohbet. Gerisi daha böyle trajikomik olaylar. İşte evlilikler, ayrılıklar, nişanlıydı, çözdü, evliydi, ayrıldı, ya barıştı, ya çocuğu oldu. İşte ilk çocuğumuzu da sen 5 çayında sunarken, bize de kutlarken kayda almıştık sesinizi. Geçen hafta o çocuğum evlendi. Ona doğumunu verdik. Doğumda senin mutlu yıllar dilemeni verdik. Kız geçen gün evlendi hocam diyerek. Bunlar işte bana radyoculuğun full artıları. Unutulmaz zaten bunlar. Yok. Bunlar peki kitabınızda var mı? Tabii ki. Bunları da hani aslında anlatıyorsunuz o kitapta. Tabii ki. Yani farklı farklı çok değer yerleri girecek. Masal gibi bir öykü çıkacak. Tabii hepsinin üstü Mis Kuzey Kıbrıs. Hmm. Bunu ben tekrar konumuzu balla tamlayalım gibi diyelim. Mis Kuzey Kıbrıs bir güzellik yarışmasıdır. Hmm. Bir hayal taciri olayı değildir. Hmm. Hiçbir zaman Bülent Günkut Mis Kuzey Kıbrıs olacaksınız, diziden diziye koşacaksınız, fotomodel olacaksınız, Victoria Secret'te filelerinde yer alacaksınız, İtalyalarda, Milanolarda gibi hayaller üretmedik. Mis Kuzey Kıbrıs'ın dünya yarışmasıyla ilgili Miss World konseptinde giden bir duruşu var. Hı hı. O duruşta da güzel olmak, amaçlı ve anlamlı olmaktır.
2014 yılında Miss World dünyada mayolu geçişi kaldırdı. Hı hı. 2014'ten beri 10 yıl oluyor. Miss World'da mayo yok. Tamamen kostümlerle yaşanan bir kamp, kostümlü sonlanan bir dünya güzellik yarışması. Bülent Günkurt da 2015'ten beri böyle yapıyor. Hı hı. Bir de ben adı üzerinde Miss Kuzey Kıbrıs, bu ülkenin güzelini seçiyorum. Tabii. Kesinlikle bu ülkenin kimlik kartı, vatandaşlığı sonradan da olabilir. Ama elinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı olmayan tek bir kişi yer alamaz. Öylesi bir ciddiyet içerisinde. Ki keza aynı zamanda modellik ajansınız da var. Var tabii ki. Ve onları da hani yalnız bırakmıyorsunuz seçildikten hiçbir sonra zaman, değil mi? Hiçbir zaman. Ona oradaki, da hani değinelim. Oradaki duruşta modellik ajansı isteyenler, dıştan alımı da yok son 10 yıldır. Tamamen Miss Kuzey Kıbrıs'ın güzelleri, Bay Kuzey Kıbrıs'ın baylarında arzu edenler model duruşunda duruyor. Geçtiğimiz haftalarda da gerçekleştiği gibi Türkiye Cumhuriyetimizin 100 yılında büyük bir 100 yıl Cumhuriyet defilesi yaptık. Bursa olgunlaşmayla Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Cumhuriyet 100 yaşında defilesine hayat verdi bu marka modeller. Böyle gururu yaşıyorum. Peki son olarak şunu da öğrenmek istiyorum ben. Hani büyük bir tarih var. En başta da hani konuştuğumuz gibi, söylediğimiz gibi ikonik bir isimsiniz. Ve uzun sürede hani tırnaklarınızla kazıya kazıya bu ismi yaptınız. Evet. Şimdi birçok etken var. Söylediğiniz gibi belki tabiri caizse yanlış bir şey de kullanabilirim. Sizin gibi hani gerçekten böyle o kadar güzel harmanlayıp konuşuyorsunuz ki böyle ben oturup evet. dinlemekten kimseyi keyif alıyorum. Kimseyi üzmek kırmak istemiyorum. Hani... ayağınızı kaydırmaya çalışmış olanlar olabilir. Tabii ki. İsminizi karalamaya çalışmış olanlar olabilir. Çok, 40 yıl. Ve bu ismi siz inşa ederken hani birçok ödün vermiş olabilirsiniz hayatınızla ilgili ki kesinlikle vermişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü bu kolay edilmiş bir isim değil. Evet. Bir başarı öyküsü de değil. Şu noktada, şu noktaya gelmiş olarak artık siz anons ettiğim gibi bir insansınız. Hani bir markasınız. Bu çok da hani böyle şey karşılıyor. Sanki olağanüstü bir şey söylemiyorum. Gayet evet, doğruyu söylüyorum bu arada. Peki bunun devam etmesi veya ettirilmesi hani 40 senedir diyoruz. 40. 43 diyoruz duruş olarak. Biz 80'i baz alıyoruz. İskele Festivali'nde de başlayan bu güneydeki, kuzeydeki İskele Festivali'ndeki sosyal komitelerdeki yola çıkışımla ilk disco danslar, işte 82'de tamam. Yılın genç kızını da ama yarışmamız... 43 sene diyelim o zaman. Nasıl isterseniz. Ne görüyorsunuz? Gidişatını ne görüyorsunuz? Sizce bu güzellik yarışmaları, hani artık dünyada da çok popüler. Çok. Bu güzellik yarışmaları devam edecek mi yoksa Bülent abicim, Bülent hocam... Bitecek mi belli bir yerden sonra? Çünkü çok fazla şey değişiyor ya hani dünyada. Yani hayaller ve beklentiler eğer yarınları azimli ve duruşlu görmez, küçücük olayları dev büyük etkinlikler görerek devam edenler için bitecek. Çünkü dediğim gibi hayal taciri olmak kaldırmıyor. Evet. Yarışmalar dünyada da düzenlemek gibi görüyoruz. Şimdi akıllı telefonlarımız çevirin istediğiniz bir ülkede, istediğiniz bir yarışma adı çağırın. Onlarcası yapılır. Tabii. Geçtiğimiz hafta mesela en az 8 tane dünya şusu, dünya busu hepsi bir otel lobisinde, bir otel salonunda hepsi adına büyük büyük kavramlar koyup el alemin çocuğunu, kızını, oğlunu, uzak doğulular özellikle çok yaygın bunlara. İşte Avrupalılar, Balkanlar daha geri kalmışlar. Yani işte Kosovalar, Arnavutluklar falan filan gibi. Çok büyük ülkelerde artık yarışmaların Miss World örneğin 2 yıldır yapamıyor.
Ama. Çünkü adı Miss World. Tabii. Miss World'u çekmek, onu sponsor etmek gibi bu ikinci tekrarıdır. İyice takip ediyorum Bayan Julia Morley'i. Henüz Miss World'dan haber yok. Ha kaldı ki bizi tanınmamış olduğumuz için Miss World participant olarak da almıyor, tabii, davet etmiyor. İşte bizi çağıran ve bize göre de değerli olan, kaliteli olan internasyonallarda 87 ile başladığım bu yolculukta 35 yıl 90 dünya yarışmasında o dediğiniz güzel yüreğinle tanınma ve tanıtmayı yapmaya çalıştık. Ama anlayana. Çünkü yine aklıma başka bir konu getirdin. Yıl 2001. Bülent Günkut Türk dili konuşan ülkeler diye organizatörler buldu beni 2001'de. Orada dediler Azerbaycan'da Bakü'de Türk dili konuşan ülkeler BES modelini yapacağız. Model yarışması. Hemen o yılın Baykuzey Kıbrıs ikincisi Hüseyin Duvarcı'yı. Sonra o dönem çok çok iyi bir model olan 98-99 üçüncü güzelimizde olan Çiğdem Savaşan'ı hemen davetle ben de eşlik ederek 2001'de gittik. BES model Türk dili konuşan ülkeler diye bandıyla 2001'de 22 yıl önce dolu dolu hem Türk dili ülkeler birincisi geldik baylarda, Hüseyin Duvarcı'da. İnanılmaz, kızlarda da ediyorum. Kızlarda da ikinci geldik Çiğdem'de. O kadar sümen altı kaldı Bülent Günkut'un. Bunu kim anlıyor? Bizim veya kime duyurabildik acaba? Peki basından dolayı mı diye düşünüyorsunuz sadece? Yani... Hani basın neden yer vermiyor? Gerçi tiyatro içinde böyle, spor içinde böyle, güzellik yarışması basın içinde... Basın da ayrı bir dert bu toplumda, magazin dünyasında veya güzellikleri yaşatma. Niye böyle Bülent Hoca? Vallahi bizim ada yapımız, adalı oluşumuz. Kıskançlık mı sizce? Bence de. Çünkü... biz 22-23 yıl sonra geçenlerde hükümet bazında 200 kişilik bir uçak hep başbakanımız, cumhurbaşkanımız hepsi gittiler. Halbuki bu Bülent Günkut kulu seçilmiş tescilli iki genciyle 22 yıl önce gitti. Ve en büyük onların deyimiyle Respublika saraylarında Bakü'de birinci de geldi bizim Kıbrıs Türk'ü. Azerbaycan dilinde de Şimali Kıpır denen, ya Kuzey Kıbrıs'a Şimali Kıpır diyerekten böyle bir gururu da yaşadım. Yani biraz değer verilmek, hoş tutulmak istersin tabii ki. Bizi yönetenlerle bu toplumda aslımız, özümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşayıp yaşatılmasıysa ona uygun bütün kademelerin de böyle güzelliklere kucak açan bireyleri sonuna kadar desteklemesi lazım diye düşünüyorum. Nice 40 yıllara diyorum. Teşekkür Bülent ederim. Hocam. İnanılmazsınız, inanılmaz bir yaşam öyküsü. Gerçekten hani 45 dakika araya sığmayacak, sığdırılamayacak bir yaşam öyküsü. Sizi ağırlamaktan inanılmaz keyif aldım ben. Çok güzel bir program oldu ve eminim izleyen seyircilerimiz de İnşallah, aynısını düşünüyorlardır. İkonik bir isim Bülent Günkut'la birlikte olduk efendim. Bütün tekrarlarında izleyip belki de sosyal medyama da indirip dostlarımın da izlemesine imkan ve şans vereceğim bu güzel programın. Tabii Çünkü ki. Bahse konu olunca Berete, ardından Ziya Tunaç, bir de Eda Kandulu girdi. hayatımıza, bu sohbetlere sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Vaktinizi ayırıp buraya kadar tabii geldiğimiz ki için inanılmazdınız. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, ikonik bir isim vardı yanımda bugün. Ben onu ağırlamaktan inanılmaz keyif aldım. Hiç bitmeseydi keşke dedim. Aslında konuşacak o kadar daha çok şey var ki. Yani soracağım sorular var, cevabını merak ettiklerim var ama ne yazık ki 45 dakika araya sığmaz. Evet. Yani bunu böyle bölüm bölüm falan yapmamız gerekiyor bence. Bülent Günkut'la. Hani hayat öyküsü diye ben onu ağırlamayı çok isterdim açıkçası. Bendeniz Eda Kandula efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen sevgili ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta kameraman arkadaşım Hasan Çağdaya, sevgili yönetmenim Ziya Tunac'a teşekkür ediyorum. Ve sizleri şimdi bu güzellik yarışması öyküsü, inanılmaz isim Bülent Günkut'un o hani anlattığı en son yarışmasıyla, o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Onlar bu ülkenin 2023 bayları. Hepinize hayat yolunda bitimsiz mutluluklar diliyorum. Her şey de gönlünüzce olsun. Güzel bir prodüksiyonun baylar için son noktasındayız ama taca, unvana, banda girecek 5 gencimiz var. Evet. Ne heyecan değil mi? Baylar, ne heyecan değil mi? Ne heyecan. Ben bu tabloyu bir göreyim. Büyük Seçici Kurul dedi ki, çok zordu. Hepsi Bay Kuzey Kıbrıs idi. Ama ülkenin 25. Bay Kuzey Kıbrıs'ı o. 4 numara Kubilay İmren. 4 numara. Kubilay İmren. ...2023... Bay Kuzey Kıbrıs'a adını veren finalist oldu. Yarışmaya Gazi Mausa'dan katılan 4 numara Kubilay İmren. İkinci güzel. Bir numara Naz Serap Işıksel. Naz Serap Işıksel. İkinci güzel. Bir numara Naz Serap Işıksel. 40 yılın yarışması. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi. 14 numara Fatma Mani. Fatma Mani, 14 numara, 2023 Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi, Fatma Mani. Yaşa ve yaşat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayan ve yaşatılacak bir olgusun. Dünyayı güzellikler kurtaracak. Esen kalın, mutlu kalın.